Profesör Doktor Haluk Savaş KHK ile akademiden ihraç edildi. Kanser tedavisi için yurt dışına çıkmak isteyen ve mahkeme kararına rağmen pasaport izni verilmeyen psikiyatri uzmanı Savaş, Artı TV'de konuştu. Bu belgeyi düzenlememenin gerekçesi ne olabilir? Yani hangi hukuki gerekçeye dayanarak haklarında hiçbir işlem yapılmamış, hiçbir gerçek isnat olmayan takipsizlik kararları almış veya isnatlar olmuş, araştırılmış ve mahkemelerin beraatla neticelendirdiği dosyalardan sonra hangi hakla o insanların seyahat hürriyetini engelliyorsunuz? Üstelik ben kanser hastasıyım ve işte o az önceki paylaşılan tweetlerde ifade edildiği gibi ortalama 9 ay kadar ömrüm kaldı. Hastalıkla ilgili bilgiler araştırıldığında görülecektir. Yani insanlar birçok açıdan etiketleniyor, aşağılanıyor ve toplumdan dışlanıyorlar. Bu İkinci Dünya Savaşı öncesinde civarında Yahudilere karşı girişilen ayrımcı muameleden hiçbir biçimde farklılık arz etmiyor. O zaman da doktorlara ve avukatlara Hitler Avrupa'sında, Almanya'sında çalışma yasağı getirilmişti. Bütün lisansları iptal edilmişti. Çok benzer uygulamalar. Hangi nedenle olursa olsun çok benzer uygulamalar. Yani Türkiye'de en fazla yayını olan, dünyadan en fazla atıf alan her zaman ilk 5 psikiyatrist arasında yer aldı. Zaman zaman birinci olduğum dönemler oldu. Şimdi 18 araştırma ödülüm var. Şimdi böyle bir devlet, ben böyle bu işleri yapan bir kişi olarak teröre vakit ayırabilir miyim Allah aşkına? Terörist olmak istesem tüm bunları yaparken gerçekten mesaimin bir kısmını teröre ayırmam mümkün mü? Veya devlet bana ne demek istiyor şu an? Yani ben hayatımı kurtarmak üzere tedaviye ulaşmaya çalışırken devlet bana pasaport vermeyerek bana ne demiş oluyor? Ben tek şey anlıyorum. Devlet beni vatandaşlıktan iskat etti. Çıkardı, aşağıladı, dışladı, hor gördü, kabul etmiyor. Yani Hitler Almanya'sındaki Yahudiler gibi muamele ediyor bana. Dolayısıyla bu ağır bir haksızlıktır, kabul edilemez.